الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اجمعين. Evet, şimdi İmam Gazali bu El-Maksad'ın esnafi doğrularına dair bir pasajı var. Özellikle keşifle olan taarruzu, keşfi bilgilerle taarruz edebilir mi tarzı akıl. Şimdi o soruya gelmeden önce birkaç şeyi hatırlatayım. Öncekilerle biraz bağlantısı var. Tabii onu belli bir konunun sonunda anlatıyor o soru ve cevabı. Şeyi anlatıyordu, biraz akıl meselesini anlatıyordu. Hisler, hani farklı dönemler veya da seviyeler var diyordu bilgi açısından. İnsan aslında enneşetül ula, enneşetül saniye falan ahiret bilset meselesini açıklarken şeye giriyor İmam Gazali, uzun bir süre bir paragraf. Ben o sayfada dağıldım da bende var. Neşet, çok neşet var diyor. Thumme enşe'nehu halqen ahar. O ayetleri falan şey yapıyor, tefsir ediyor. İnsan doğuyor diyor. Hani bir çocukluk döneminde sadece hisleri var. Hani duyular seviyesinde bir bilgiyle muhataplığı var. Sonra aklı gelişiyor insan. Temiz çay ile beraber aklı gelişiyor. Aklı falan olunca da sonra akıl şeyi oluyor. Akıl seviyesinde de bilgiye muhatap oluyor. Tavran atvar diyor. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا Kur'an-ı Kerim'de bu ayet geçer. Tavır kelimesini kullanıyor. Sonra diyor ki akıldan sonra bir şey daha var bakın. Duyular, akıl, biz hani bu zemindeyiz daha çok değil mi? Daha başka bir seviyemiz bizim yok gibi görünüyor. İmam Gazali başka şeylerden bahsediyor. İşte velayet. Diyor ki ثُمَّ ظُهُورُ خَاصِيَّةِ الْوَلَايَةِ diyor. لِمَنْ رُزِقَ تِلْكَ الْخَاصِيَةَ نَشْأَةٌ اُخْرَى Ayet-i Kerim'deki o atvaran var ya, sizi seviye seviye yarattık gibi. Onun velayeti de ekliyor. Yani hani akıl gözü var, bir de kalp gözü açılınca, hani öyle düşünsek, yeni bir hani bilgi marifet sahasıyla karşı karşıya geliyor insan. Başka onun da üstünde bir seviye var. O ne beklediğimiz? Ne olabilir? Velayetin üstünde. Yani sizin metninizde yok, oraya geleceğim yani. Metnize daha gelmedim. Beni daha çok bilmeyebilirsin. Bunlar daha önceki yerler yani. Hızlıca oraya geçeceğiz. Yani oraya bağlayacağız akılla ilgili. Şimdi duyularla biz bir gerçeklikle karşılaşıyoruz diyor. Duysal bilgi seviyesi. Ondan sonra akıl oluşuyor insanda. Akıllı da bilgi bir dünya sayesinde yani. Sanki duyuların verdiği insanlarla akıllar tasdik dünyasına giriyoruz falan filan. Bir de velayet var. Hani keşifle kalp gözü açılırsa. Evet. Evet vahiy, nübüvvet yani. Diyor ki sümme zuhuru khasiyyeti nübüvveti ba'de zelken neş'etun uhra. Tabi her insanda olmuyor yani. Bazen o diye nev'un minel ba'd. O da bir tür dirilme diyor. Çok ilginç. Ahiretin dirilmeyle bu dünya hayatında gerçekleşen marifet seviyelerini falan kıyaslıyor. Onun için kullanıyor. Ba'is alan, ba'is-i rusul, muhtemelen Esma-i Hüsnü onu anlatmak için bunu söylüyor. وَيَا نَوْعًا مِنَ الْبَحْثِ بَعْثِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى بَعْثُ الرُّسُلُ كَمَا أَنَّهُ الْبَعْثُ يَوْمَ النُّشُورِ Neyse devam edelim. Diyor ki فَاِنَّ الْوَلَيَةِ bazı ifadelerini okuyacağım. فَاِنَّ الْوَلَيَةَ قَوْلُ كَمَالٍ وَرَاءَ نَشْأَةِ الْعَقْلِ Aklın değil mi? Aklın yaratılış seviyesinin ötesinde diyor bir kemaldir yani. Velayet. Akılla ulaşabilenin ötesinde bir şeydir yani. Mesela çok iyi düşünerek falan ona ulaşamıyorsunuz. Mesela demri yazıp ve zikirler malum bunlar. Kalp gözünün açılması gerekiyor yani. O zaman o velayet oluyor ve yeni bir marifet kapısı olmuş oluyor. Gayet bildiğimiz aslında şeyler ama ifadeler çok ilginç ve aklın ötesinde bakın ifadeler özellikle dikkat edin. فَاِنَّ الْوَلَايَةَ طَوْرُ كَمَالٍ وَرَاءَ نَشْأَةِ الْعَقْلِ Şimdi bu vera'a neş'etil akıl çok muğlak bir şey bir miktar. Soru oradan gelecek zaten az sonra. Şimdi size gönderdiğim metin tamam mı? Böyle ifadeler var. Bir iki tane daha ifade okuyayım oraya geçelim. وَهَذِهِ النَّشْآتُ هِيَ أَطْوَارُ ذَاتٍ وَاحِدَةٍ وَمَرَاقِيهَا الَّتِي تَصْعَدُ فِيهَا إِلَى دَرَجَاتِ الْكَمَالِ حَتَّى تَقْرُبَ مِنَ الْحَضْرَةِ الَّتِي هِيَ مُنْتَهَا كُلِّ كَمَالٍ Yani Allah'ın huzuruna giriyor insan yani. وَتَكُونَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ رَدِّ وَقَبُولُ وَحِجَابٍ وَوُصُولُ Bu tabi velayete alakalı belli makamlardan bahsediyor yani. فَاِنَّ قَبْلَ رُقِّيِّنْ اِلَى اَعْلَى الْعِلِّيِّنْ فَاِنْ قُبِلَ رُقِّيَ اِلَى اَعْلَى الْعِلِّيِّنْ İşte bu insan kabul edilirse bu huzur dergahına artık âlâ-i illiyyine yükseltilir. وَاِلَّا رُدَّ اِلَى اَسْفَلِ السَّافِلِينَ
İlahi yani biraz bu neşelen tavırla alakalı. Şimdi bu böyle bir bağlamda o soru sonradan gelecek. Şimdi Evliya'nın şeyine geliyor. O sorudan hemen kısa bir süre önce böyle Evliya'dan nakledilen şatahat türü, akılla tevfiki mümkün olmayan sözleri, akıl ve şeriatla da yani ne akılla ne şeriatla tevfiki mümkün olmayan bazı sözler, meşhur sözler, bazı İslam'dan başkalarından nakledilen sözler ama onları tartışmaya geçiyor. Şimdi akıldan falan bahsediyor, akıl velayet nübüvvet falan, bu kaplılar falan gibi. Gelecek şimdi onu değil de aklına şöyle bir soru gelecek işte o soru gelecek. Biraz daha söyleyeyim birkaç örnek. Meşhur örnekler ne var mesela? Diyor ki anlatıyor. Akıl diyor. Sonra ve alemi yenbegiyen yuhmele kavli Ebi Yezid. Rahimahullah bistami. Haythu kale inselehtu min nefsi. Bakın dile gelen ifadeler bunlar kitaplarda hep nakledilmiş şeyler. O yüzden bunları tartışıyor. İnselehtu min nefsi kema tenselihul hayyetu min cildiha. فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَنَا هُوَا Bir de ne göreyim? Ben oymuşum. Oyla kastı tabii ki Allah Teala değil mi? Bağlam belli ya. Şimdi bunu nasıl kabul edin? Ne akla? İddiatulul akla diyeceksiniz. Ne de şeriatla uygun. Böyle bir şey yok değil mi? Rab'tır, mahluk, merbuttır. Şimdi diyor ki bakın tefsir etmeye başlıyor. Akla uygun bir şekilde bütün bu şatahatların hepsini doğru bir yere hamledecek. ويكون معناه أن من ينسلخ من شهوات نفسه وهواها وهمها فلا يبقى فيه متسع لغير الله ولا يكون له همه همة سوى الله سبحانه وتعالى. قال من ذي السنة القائدين عقد أولم شهدا تزكية أصلاً تفسير اليوم. وإذا لم يحل في القلب إلا جلال الله وجماله حتى صار مستغرقا به يصير كأنه هو. En mübalağa üzerine söylenmiş bir şey. Direkt gerçek anlamıyla alamayız enehu'ya. La ennehu huve tehqiqan. Ve farkun beyne kavlina ki ennehu hu ve beyne kavlina huve hu. Lakin kad yu'abberu bi kavlina huve hu an kavlina ki ennehu hu. İnanılmaz güzel bir dil tahlili de yapıyor. Yani tamamen nesner bir zeminde dili şey yapıyor. Yani böyle ben sırf onu mesela sevdiğim, doğru bir yolda olduğunu düşündüğüm için böyle tevil ediyorum demiyor bakın. Dilde bunun zaten böyle bir kullanım var demek istiyor. Yani getirecek şahitleri de getirecek Arap dilinden. Yani ifadenin böyle anlaşılmasının gayet dil açısından da tutarlı olduğu. كَأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الشَّاعِرَ تَارَةً يَقُولُ كَأَنِّي مَنْ أَهْوَى وَتَارَةً يَقُولُ أَنَا مَنْ أَهْوَى. Yani maşuk benim yani. Hani aşık da benim, maşuk da benim. Efendim hani bütün eşi kendisini Leyla olarak diyor. Fena fi Leyla gibi düşün. وَهَذ۪ي مَزَلَّتُ قَدَمُ فَاِنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي الْمَعْقُولَاتِ رُبَّمَا لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ Şimdi Bayezid-i Bistami'nin bu ve diğer evlilerin benzeri sözlerinin tahlil sırasında bize yaptığı uyarıya bakın. هَذ۪ي مَزَلَّتُ قَدَمٌ فَاِنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي الْمَعْقُولَاتِ Taklilleri iyi bilmeyen. رُبَّمَا لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فَيَنْظُرُ إِلَى كَمَالِ ذَاتِهِ Yani velayette ilerlemek isteyen için de bu tehlike böyle. Yani çok iyi zahit, zakir olabilir ama akıl ilimleri bilmeyince nereye düşebileceğini söylüyor bak. فَيَنْظُرُ اِلَى كَمَالِ ذَاتِهِ وَقَدْ تَزَيَّنَ بِمَا تَلَأْلَهَ ف۪يهِ مِنْ حُلْيَةِ الْحَقِّ Allah Teala ona bir sürü kemalat bahşedecek çünkü velayet yolunda ilerliyor. Akli ilimlerinde payesi yoksa diyor, o gördüğü, müşahede ettiği kemali فَيَظُنُّ اَنَّهُ هُ Onu Allah zanneder haşa. Hani İmam Rabbani değil mektubatta. Şeyin bir yerinde, keşiflerin, derecelerin bir yerinde yani sünnet akaidinden saparsa diyor, nurlar görmeye başlar mesela diyor. O nurlara ilah zanneder diyor ve onlara tapmaya başlar ve o mertebede şirke düşer. Yani inanılmaz tehlikeli şeyler bunlar yani. Ve önlem olarak söylediği şey aklı ilimleri bilmek ve aklın temizine dayanmak. Yani İmam Rabbani de öyle diyor. Yani sünnet akaidinden kıl kadar ayrılmaman lazım diyor. فَيَظُنُّ أَنَّهُ فَيَقُولُ أَنَا الْحَقِّ Kendi kemalini diyor ama bir şey zaten. Neyse sonra da başka bir meşhur şairin şeyini naklediyor. رَبْقَ الزُّجَاجُ وَرَاقَةِ الْخَمْرُ فَتَشَابَهَا Meşhur bir şiir bu. Bu İbn-i Ebi Nuvas olması lazım. Meşhur şarap şairi İbn-i Ebi Nuvas. 3. asırda bile yaşıyor yani.
ondan naklediyor. Çok meşhur belli tabii. Yani o kültürü şeyi bayağı iyi biliyor yani. Ve bu mecazları, yani bu şarap şairinin yaptığı seviyedeki mübalağa ve mecazları kullanmadan ya benzerlerini sufiler aşklarını ifade edemediklerini düşünüyorlar. Ve İmam Gazali de bir sürü naklediyor yani kitaplarında böyle şiirler. Rakka zucacu ve rakatil hamru feteşabaha. Yani kadeh o kadar şeffaf hale geldi ki efendim, yani şarabın kendisi cevap artık ayrılamaz hale geldi. Kadeh ve şarap bütünleştiler. Feteşabaha. Feteşa kelen ember. Vay karıştı. فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلَا قَدَحْ وَكَأَنَّمَا قَدَحٌ وَلَا خَمْرٌ Şimdi bunları, evet, sonra yine başka Subhani مَا اَعْظَمَ شَأْنِي meşhur şatahatı Sazidin İslam Hazretleri onu naklediyor ve onu tefsir ediyor ve sonra bu soruya geliyor. فَاِنْ قُلْ كَلِمَةُ الصُّوفِيَّةِ بِنَاً عَلَى مُشَاهَدَاتِ الْاِنْفَقَدَّمُ Velayet aleminde diyor. Orada şimdi alem olarak. Velayet aleminde onlara açılan değil, bazı müşahedeler, bazı keşifler üzerine bunları söylüyorlar, bu sözleri. وَالْعَقْلُ يَقْصُرُ عَنْ دَرْكِ ذَلِكِ وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ تَصَرُّفٌ بِبِضَاعَةِ الْعَقْلِ Şimdi sen diyor ki aslında şu itirazı bakın çok iyi anlayalım şurada. Çok inanılmaz bir soru kendisi soruyor. Diyor ki sen hani böyle tevil ediyorsun ama evliyanın sözlerini bir aklın şeriatın istikametine çekmek için de sen bu tevhidleri yaparken de sen zaten akıl dünyasında konuşuyorsun. Akıl zemininde yani senin bu tevhidlerinin anlaşıldığı, yapıldığı zeminin kendisi akli bir zemin. Dil demek akıl demek arkadaşlar. Yani dil, bir dili konuşarak bir şey yapıyorsak burada akıl seviyesindeyiz diyor. Ama diyor onların diyor ifade etmeye çalıştıkları şeyler diyor velayet aleminde müşahede ettikleri şeyler. Sen nasıl velayet aleminde müşahede ettikleri şeyleri akıl zemininde yorumlamaya çalışırsın? Ki kendin diyordun his yani akıl alemindeki şeyleri anlayamaz falan. Akılda velayet alemi falan yani. Nasıl olur yani bu tevhidler? Soru çok büyük bir soru yani. Bütün tarihin akıl, nakil, tasavvuf ilişkileri tarihinin en böyle kritik sorusu yani bu. Ve çok derin. Yani aldığı yer çok derin. Hani senin böyle bir meşru zeminin yok ki zaten. Sen o alemle irtibat kuramıyorsun. Nasıl anlatıyorsun yani? Karışıyor alemler gibi demek istiyorum. Fakat evet. Burada başlıyoruz ya. اَنَّهُ لَا يَجُزُ اَنْ يَظْهَرَ فِي طَوْرِ الْوَلَيَةِ مَا يَقْبِ الْعَقْلُ بِاسْتِحَالَتِهِ Bu bizim ehli sünnetin çok önemli bir cümlesi. İnanın tasavvuf ehli olduğunu iddia edip bu cümleye tamamen karşı çıkacak bir sürü insanla karşılaşacaksınız. Tamam? Böyle bir şey yok yani. Aklı da putlaştırmayalım. Aklın yasaları falan da beraber aleminde onların da geçersiz olduğu keşifle sabittir falan diyecekler. İbn-i Arabi'ye falan isnat edecekler sözlerini. Bir tutarsızlık var ki. Biri doğru biri yanlış olması gerekiyor. İmam Gazali dönüşü ya da böyle bir yerler. نعم يجوز أن يظهر ما يقصر العقل عنه. Yani aklın aciz kalacağı şeylerin velayet aleminde zuhura gelmesi mümkündür yani o marifette. بمعنى أنه لا يدركه بمجرد العقل. مثاله أنه يجوز أن يكشف الولي أن يكشف له أن يكشف الولي كشفه بأن فلانا سيموت غدا. وَلَا يُدْرِكُ ذَٰلِكَ بِبِضَاعَةِ الْعَقْلِ Tabi akıl sadece imkanına hükmeder ama vukuuna hükmedemez. Ya haber ya da başka bir doğrudan görmesi lazım. بَلْ يَقْصُرُ الْعَقْلُ عَنْهُ وَلَا يَجُزُ أَنْ يُكَاشِفَ بِأَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَدًا سَيَخْلُقُ مِثْلَ نَفْسِهِ Burada ama mümkün bir şey ama evet, dile gelebilen imkansız bir şey acaba keşif aleminde, keşif dünyasında şu anki aklımızla imkansız olan bir şey orada gerçekleşebilir mi? İşte ondan kaçıyor. Kaçıyor işte, olmaz diyor. Ben de onu diyorum zaten. Olur tersi zaten. Evet, olur bize önceki şeyle tamamen çelişir zaten. Hani ben dedim bu alem başka bir alemde aklın yasalara uyar mı uymaz mı yani? Aklın yasaları öyle bir şey değil yani şu alemde ama keşif aleminde mesela aklın yasaları beş para etmez falan. Böyle bir şey denemez diyor. Yani şöyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey hükmedemez diyor. Ya yecuzu. Yani hükmedemez değil. Bakın bir veli böyle bir keşfe sahip olamaz diyor. Bir veli şöyle bir şey diyemez. Yani çelişki yasasının delindiğini gördüm keşif aleminde. Böyle bir şey diyemez. Böyle bir şey olmaz yani. Diyemez yani demesi değil. Öyle bir şey olmaz zaten. Böyle bir şey keşfedemez yani. Keşif alemi böyle bir şey değil diyor yani.
aklın yasalarının iptal edildiği bir alem değil keşke yasası. Haşa, bu tamamen aklın değil, hem aklın hem şeriatın yasalarının iptal edildiği bir şey. Kasır kalabilir. Yani akıl sınırlıdır demek istiyor. Kasır hep sınırlıdır diyordu ki onu tabii, diyor zaten. Ama bu tabii ki evet evet. Ama sınırlarının olması yani bildiği yerlere muhalif yasalarına tamamen geçersiz olabileceği anlamına gelmiyor. Ama verdiği örnekte hani yarın mesela birisinin şurada öleceği ya da birisinin öleceğine haber verilmesi aklın yoku gireceği ama tabii tabii mümkün görüyor ama bilemiyor bunu yani sınırlı ama aykırı değil akla bakın akla aykırı değil birinin yarın ölmesi yani. Ama Sufilerin söylediği tarzı akla aykırı şeyler tamam işte tevil etti zaten onları değil şimdi mi? O tevilin meşru olmadığına dair bir itiraz gitti ya senin dediğin için tevilin akıl dünyasında geçerli ama onlar akıl zemininde müşahedelerini görmediler ki diyor yani. Tamam. Unutmayalım asıl işgali. Asıl işgali şimdi daha iyi çözecek yani gittikçe. Böyle bir şey bir velinin böyle bir şey keşfetmesi imkansızdır. Yani akla aykırı bir şeyi keşfetmesi imkansız. فَاِنَّ ذَلِكَ يُحِيلُهُ الْعَقَلِ لَا اَنَّهُ يَقْصُرُ عَنْهُ. Şimdi mertebe ikiye ayırıyoruz. Aklın imkansız gördüğü bir şey ayrı. Aklın idrak etmekten aciz kaldığı bir şey ayrı. Bakın gerçekten çok basit bir ayrım gibi görünüyor ama bu ayrımı bir gaflete düştük mü hapı yuttuk yani. Ve insanlar gaflete düşüyorlar bu ayrımda. Ben hiç bilmiyorlar, hiç düşünmemişler zaten üzerinde. Akılası sınırlı falan yani hani böyle evliyanın umuruna karışılmaz. Hani olabilir bunlar falan. Olabilir diyen aklın gibi bir keramet var. Aklın imkansız bir içeriğe sahip. Şöyle bir keramet düşünün. Bir deli gördü yuvarlak bir kare var etti. yani böyle bir keramet gibi bir şey. Size böyle bir kerametten de ise ne dersiniz yani? Ya bu öyle bir evliya ki yani akılların hayrete düşeceği şeyler yaptı. Gözümüzün önünde yuvarlak bir kare var olsun dedi var olsun yani. Sizin beni bir keramet takmadıysa ne yaparsınız? Var böyle kitapta da keramet. Ben böyle bir şey olmasa o daha büyük güzelliğidir. O mesela aslanıma götüreceğim meşhur bir menkulde. Meşhur bir birlikte kitaplar. İmam Şahran Özü'de tartışıyor bunu kelami olarak. Düşünün aklı olarak mümkün mü değil mi böyle bir kerametin içeriği? Diyor ki bana la ennehu yaksur anhu ve eb'adu min zalike. Bunun daha da ötesi var. Biri çıkıp böyle de diyebilir yani öbür gün demek istiyor. Ve dediler diyorlar. Ve eb'adu min zalike en yakul inna Allah teala ve tebareke seyaca'aluni misle nefsihi. Beni tanrı yapacak. Demekle aynı yani. Bugün biri söylese çok ayıplarız ama hani böyle bu sözler var. Sufi olduğunu iddia eden insanlardan sadır olan. وَأَبَعْدُ مِنْهُ اَنْ يَقُولْ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَ سَيُسَيِّرُنِي نَفْسَهُ. Evet. Bakın ikisi arasında derece farkları var. İnanılmaz bir şey bak. سَيَجَعْلُنِي مِثْلَ نَفْسِي ayrı bir şey. Yani beni de bir ilah yapacak ayrı bir şey. Beni kendisi yapacak. Yani ben o olacağım artık. Ve o beni kendisi yapacak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ey asiru ana huwa lianna ma'nahu anni hadisun. Neden böyle bir şey çok daha uzak ve imkansız şimdi başlıyor? Lianna ma'nahu anni hadisun wallahu ta'ala ve taqaddasa yaj'aluni qadiman. Ve lestu khaliqas samawati vel ardin wallahu yaj'aluni khaliqas samawati vel ardin. Ve hada ma'na qawlihi nazartu fa iza ana hu. Yani eğer akıl dairesinde tevil onu şey bu dediğimiz kaydeyi uyduramazsan o sözü böyle anla. Yani hadi anla bakalım bu sözü böyle diyor. İdâ lem yu evvel. Evet dediği. İdâ tevil etmek istemezsen hani sen yok sen tevilin de zaten dil ve akıl zemininde oluyor ama onlar akıl zemin ötesinde başka bir alemi görmüşler falan. Deyip tevil etmek istemezsen o zaman bunları demek istiyorsun sen bize yani. وَمَنْ صَدَّقَ بِمِثْلِ هَذَا فَقَدْ اِنْخَلَعَ عَنْ غَر۪يزَةِ الْعَقَلِ. Yani artık bu akıl sahibi bir insan olarak gerçekten kale alınmaz yani. وَلَمْ يَتَمَيَّزْ عِنْدَهُ مَا يَعْلَمُ عَمَّا لَا يَعْلَمُ. Bilginin bütün zemini gider diyor yani. Herhangi bir şeyin bilmesi diye bir şey kalmamış olur yani. Sen hani bugünkü tabirle epistemolojik zemini yerle bil. Tamam. فَلْيُصَدِّقْ böyle diyen bir insan, bunun var olan muhtemelen hayatında da karşılaştığı batıni sufiler de var. Bir kısmı Şii, bir kısmı Şii olmayan da batıni sufiler. فَلْيُصَدِّقْ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُكَشِّفَ وَلِيٌّ بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ بَاطِلٌ.
böyle şeyleri mümkün gören, az önceki imkansızlıkları keşif aleminde mümkün gören, şunların da mümkün görmesi gerekir. İlzamlara bakın. لِأَنَّ الشَّرِيَةَ بَاطِلَ وَاَنَّهَا اِنْ كَانَتْ حَقًّا فَقَلَبَهَا اللّٰهُ بَاطِلًا. Hani dedi ki Allah hakikati kalbedebilir mi? Hakikati batıl kılabilir mi? Böyle bir soru yani. Aynı soruyla Allah isterse şahmin yasalarını iptal edebilir miydi? Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Sadece o yasa kelimesi sanki böyle iradeyle konulan şeylermiş gibi geliyor aklımıza. Ama biz dedik akıl öyle bir şey değil. Akıl sadece bilgiyle, gerçeklik bir karşılaşma vasıtası yani. Evet. وَنَا اِنْ كَانَتْ حَقْمَا فَقَلَبَ اللّٰهُ بَاطِلًا وَاَنَّهُ جَعَلَ جَمِيعَ اَقَوِيلِ الْاَنْبِيَاءِ كَذِبًا. Hepsini bir anda yalan kıldı yani. وَاِنَّ مَنْ قَالَ يَسْتَحِيلُ اَنْ يَنْقَلِبُ الصُّدْقِ كَذِبًا فَاِنَّمَا يَقُولُهُ بِبِضَاعَةِ الْعَقْلِ. Yani onların şeyini de alır. Yani oradan biri hani ilk sondaki itirazdaki gibi bize de hani bu keşif halinde sen akıl zemininde konuşuyorsun. Ve dedi ki yani bunu sen aslında akıl zemininde söylüyorsun falan. Yani bütün bu az önceki cümlelerin de İmam Gazali'nin karşısına biri çıkıp yani sen bu bütün bu dediğin bu örnekler hani böyle böyle nizam edelim bunu falan dediğin şeylerde de veya de işte yestahidu an yakarba sıklı kelime bunların hepsi akıl zemininde söylenen şeyler. Yani böyle devam ettirebilir şey, inat edebilir yani. Hala biz bu tartışmayı yapıyorken de akıl zemininde olduğumuz için ama ben keşif dünyasından bahsettiğim için hani böyle burada çelişkili ve anlamsız veya beni böyle garip izamlarla izam etmen falan hani bir şeyi yok ve anlamı yok falan diyebilirler. يَسْتَحِلَا اَنْ يَقَلْبَ صُبْقُ شَيْدِيُونَ فَاِنَّمَا يَقُولُونَ بِيُدَعَةِ الْاَقْلِ. Yani bunu böyle söyleyecek hani mümkün değildir, doğru yanlışa inkılap edemez diyen hani bunları izam et diye biri bu izamları kabul etmek istemezse hayır öyle şey olur mu? Hak batıla inkılap olur mu? Şeriat bir anda batıl, Allah şeriatı batıl kılabilir mi falan? Hani bir kendi indirdiği şeriatı batıl kılabilir mi? Hayır olmaz böyle bir şey olur mu dersen sen o zaman doğruyla yanlışı ayırıyorsun ve doğru yanlışa dönüşemez diyorsun. Yani doğru doğrudur, yanlış yanlıştır. Sen bunun doğrunun yanlışa dönüşemediğinin imkansız olduğunu söylüyorsan sen de bizim akıl zeminimizdesin zaten. Yani sen bu ilzamı kabul etmediğin anda bir akıl zeminini kabul ediyorsun demektir. فَاِنَّمَا يَقُولُهُ بِبِضَاعَةِ الْعَقْلِ فَاِنَّ اِنْقِلَابَ الصِّدْقِ كَذِبًا لَيْسَ بِيَبْعَدَ مِنْ اِنْقِلَابِ الْحَادِثِ قَدِيمًا. Sermaye demek normalde. Parça mı? Hayır. Sermaye manasına kullanıyor. Yani akıl heybesinden konuşuyorsun. Yani aklın heybesinden konuşuyorsun yani. Aklın kategorisinden konuşuyorsun. Herhalde bir tabirinde bir dua. Normalde sermaye var. Bir dua'ti muzcatun. Yani bu konuda benim bir sermayem yok. Yani hadis ilminde bir dua'ti muzcatun meşhur. İmam Gazali'nin hadis ilminde bir söz var ya. Orada bir dua getirin. Yani diyor ki bakın doğrunun yanlışa inkılap ettiğini kabul et demiyor ya bir insan karşımızdaki batili bir sufi çıkıp da hayır sen bunları tevil etsin. Tevil etme. Hakikat ehli bunları tevil etmez. Feyzane. Öyle de diyecekler bakın. İbrahim Hakkı'nın da şiirinde var. Hallacı Mansur öyle dedi ya. Diyor ki nadanlar onu mecaz dediler onlar. Haktır sözü. Hak söyledi. Mecaz falan değil diyor. Şimdi İbrahim Hakkı bu. Ne diyeceksin sen karşısında? Burada anlayacak söyleyeceğim o kendini. Bakın ne diyor bakın yani İbrahim Hakkı bakın ne kadar şey bildiğimiz bir insan bakın. Bunu şu anda bir problem bizim bunu çözmemiz lazım. Bu sözü bilemeyeceğim. Tamamen buna aykırı bir şey söylüyor ha. Diyor ki tarih boyunca Hallacı Mansur'un sözünü böyle hani her üstüne biz sufide tevil ettik ama bu diyor cehalet, tevil, mevil falan nadanlar, cahiller diyor onu tevil ettiler. Haktır sözü hak söyledi diyor. Şer'in haklı diyor vardı bunlar kitaplarında. Bir de bu sözü de işte mecaz kitaplarında şey. Yok yok. Hayır şimdi İbrahim Hakkı'nın da sözünü devirirsen hayır değil şey kalmaz yani o zaman hiçbir sözünü anlayamayız. Bakın İbrahim Hakkı Hallacın dediğinin tevil edilmesinin Hallacı anlamamak olduğunu iddia ediyor. Yani. Hak ehli için Hallacın dediği hakikattir demek istiyor. Mecaz falan değildir diyor bir çelişki var. İmam Gazali İbrahim Hakkı aynı yerde durmuyorlar demek istiyorum bakın. Yani bu bir şekilde bir problem yani ne yapalım bakın bu sözler orada bulunmuyor. Bunun çözülmesi lazım. Kafa karışıklığının olması bizim gibilerin hayli hayli bu normal. Orada bir kafa karışıklığı var çünkü yani. Efendim. Yani İmam Gazali, çünkü İmam Gazali bu kadar şey olmasına rağmen Mişkatül Envar isimli eserinde bir miktar da sanki bu dilden uzak biraz konuştuğu için efendim ki bu da son ömrünün sonlarında yazdığı kitaplardan ha yani. Diğeri de öyle Mişkat dönem var. Hani böyle ilk dönemde yazdığı sonradan işte tasavvufa girmiş falan değil mi? Tasavvufi dönemdeki kitabı yani.
bu kadar akla sarıldığı kitap yani. İktisadı falan İHA yazdıktan sonra gene iktisada gidin diyor yani. Bu kitapları Kerem kitaplarını iptal etmiş bir insan değilim ama yani. Bilinenin aksine yani. Yani işte Kerem'i bıraktı. Tasavvufu yönlendi ama boş bir hikaye bu yani. Zaten Kerem yetmeyeceğini söylüyor bunu. Zaten kimse Kerem'e her şeyi yettiğini söylemiyor zaten. Ne İmam Gazali'den önce ne sonra yani. Min inkılabil hadisi kadimen. Dolayısıyla doğrunun yanlışa inkılap edilemeyeceği bilgisi şeyden daha az makbul bir şey değil. Hadisi kadim. Yani sen bu sözleri, yani bu sözlerimi tevil etmek istemem. Keşif aleminin hakikatine hiç dokunmayalım. Akıllı karıştırmayalım keşif alemine falan dersen o zaman doğruda yanlışa inkılap edebiliyor demen lazım yani. Vel abdu rabben. Hiçbir doğrunun yanlışa inkılap edebilmesinden daha böyle az şey değil, makbul şeyler değil. وَمَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا اَحَالَهُ الْعَقْلُ وَبَيْنَ مَا لَا يَنَالُهُ الْعَقْلُ Aklın ulaşamayacaklarıyla aklın imkansız gördükleri arasında bir fark göremeyen kimse فَهُوَ أَخَسُّ مِنْ اَنْ يُخَطَ Yani kale alınmaya bile layık değildir. Layık, kale almaya layık olmaktan çok daha düşük, alçak bir mertebededir. فَبْيُتْرَكْ وَجَهْ لَهُ Onu cehaletiyle baş başa bırakın diyor. Böyle bir insan. İnanın karşımıza çıkıyor çıkacak da ben kendim de gördüm yani. Hiç yani adam resmen çelişki yasasını karşımda inkar edeyim de Arabi'yi savunmak için yani. Diyor bu sözün anlamlı olmaz diyor. Hayır olmaz diyor yani. Yani sev diyor diyelim. Tamamen her şeyi kabul eder. İmam Rabbani başka büyük evliya da onu eleştirmişler. Yanlış demişler. Keşifleri yani. Problemli demişler. Hani ille de onun veli olduğunu düşünmen mani bir şey değil. Bazı şeyleri kabul etmemen yani. Efendim. Umursuz bir problem var. İmam Şahrani'nin kerametini size aktarayım. Onun üzerinde düşünün. Sonra gelecek derse sizin şeyinizi alayım. Görüşlerinizi alayım. Bir hafta boyunca düşünün. Kime söylüyorsun? Arkadaşlar mı? Vallahi bilmiyorum. Bunu da değilim ama o şey mesela o şey. Tam onu veli olarak düşündüğü için. Bunları ben yazmadım. Bunlar bir benim plaktan aldım. Evet işte onu da söylüyorum. Öyle başlıyor kitabına zaten. Ondan sonra söylediği her şey. Her şey zaten artık makbul olacağız sevenleri tarafından. Hangi vasıtayla artık delilik vasıtasıyla. Yani çok zor, büyük işkeller var yani. Ben yani tevil ederim, kitabına tahrif edilmiş falan deriz ama yani orada duruyor yani. Saddettin Konevi yani, damadı şeyi yani, ve oğlu falan. Ya, onun nüshasında geçiyor bunlar hani. Bu bir şey yok. Bu bir Müslüman'a verecek bir cevap. Bu bizim konuştuğumuz tarzı mesela. Müslüman mı? Yok, genel olarak akılla ilgili konuştuğumuz şeyler... Gayrimüslim bir insan. Der ya mesela, ateistleri de tanrıda bulandı. Ya da alttan olsun. He, tamam da doğruluk yanlışlık ama genel olarak he, bazı örnekler Müslümanlara uygun tabii. Yani doğru zaten şeriat, haklı, batıl, hak, batıl. Veya da modernist bir hak, batıl, hakikat fikri tarihsel biraz sonra konuşacağız. Öyle diye bir insan için tabii ki buna hiçbir şey ifade etmez. Yani. Zaten akıl matıl kabul etmiyor ki haklı. Ben mesela şey Kerem'in aklı onun üzerinde düşünün. Mümkün mü bu böyle bir içerik yani? Bunun ulema düşünmüş, tartışmış. İşte nakleden Kerem'in şu bir tane veli yaşıyormuş. Nerede? Mısır'da yaşıyormuş. Yani böyle ayrıntıları hatırlamıyorum. Daha böyle ayrıntıları görürsem asıl noktaları nakletmeye çalışacağım. İşte bir gün işte bir dere Nil'in kenarında mı ne falan bir dakika. Hatırlamaya çalışayım şey yerleri sen ismini çok karıştırmayayım. Yok herhalde Bağdat diyelim tamam. Fırat'ın kenarında falan yaşıyormuş falan. Efendim Fırat diye neyden Bağdat'tan geçiyor falan. İşte yanında yaşıyor falan. Bir gün işte şey hanımı yemek koyacak falan. Ateşi yakmakla uğraşıyor falan. Ateşi yakacak falan yemeği yapacak. O da ben bir gidip geleceğim falan diyor yani. Bir gidiyor şeye atlıyor. Nehre atlıyor. Nehre giriyor. Diyelim Irak'tan girdi mesela. Hani yerler şeyler önemli değil. Aslında tam hatırlayamıyorum ayrıntıları. Mısır'dan çıkıyor. Hani olur mu? Hani olur. Keramet hani atlıyor. Mısır'dan çıkıyor. İnsan burası değil yani. Mısır'dan çıkıyor.
oradan işte diyelim Nil'den çıkıyor falan, mesela giriyor falan şehre, orada yeni bir hayat kuruyor kendine, gidiyor biriyle evleniyor falan, çocuklar çocuklar oluyor, 2 sene geçiyor. 2 sene geçtikten sonra çocuğu oluyor, evleniyor, 2 sene geçiyor, sonra gene atlıyor Nil'e, gene diğer o ilk atladığı nehirden Fırat'ın oradan gene çıkıyor yani. Oradan çıkıyor, bir gidiyor işte hanımı daha yemek yapmamış falan. Yani daha yeni işte kaynıyor, su kaynıyor falan yani. Devam ediyor oradaki. Yani kitabında geçiyormuş yani. Birkaç yerde geçiyor da. O yüzden bunu alıp şey yapıyor yani, düşünebiliyorum. Yani bu böyle bir şey yani, biz kabul edecek miyiz? Yani kerametleri genel olarak default olarak kabul ediyoruz diye. Hocam buna gidiyoruz yani, ama şöyle de bir şey var. Peygamberimizin Miraç Ersesi buna çok benziyor. Geliyor bir sürü şey. Olay yaşıyor da Hadis-i Şerifler'i zikrediyor. Geliyor yatağa da atlamıyor. Tamam. Yok ısıtıcı vardı yatakta. Böyle bir şey söylemeyeceğiz. Mucizeliğini söyleyebilirim. Ama şurada bir durum var. Bunda evleniyor. Anlıyor musun? Vakit düşmezliği var. Hayır, o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Bana ne olacağı fıkhi durum ayrı bir şey. Oraya girmiyor. Ya şimdi yani bir tek dünyada yaşıyoruz. Güneş dünyanın etrafında dönüyor ya. Zamanın hani Mısır ve diyelim Mısır ve Irak'ta yani aynı zaman dilim içerisinde yapılabilecek hadiseler hani biraz belli gibi yani. Aynı güneşin altındayız yani. Diyelim orada bir saat geçmiş. Ben izliyor bir miktar ama hani onlar farklılıklar da var. Acaba işte farklılıklar tesir edecek mi? Miraç'ın imkanına, bunun imkansızlığına. Ya da ikisi de imkansız diyeceğiz. O farklılıkta işlemler buralarda. Bir şey o kadar büyütmeyelim aklını yasalar. Ne abartmayalım. Sonuçta bir yere kadar. Hani böyle mi diyeceğiz, imkansız da olsa hani bir yere kadar. İmkansız da olsa alalım. Ben oraya gidiyor. Şimdi aynı olmadı. Ben aynı olduğunu düşünüyorum. Aynı olduğunu nasıl idare edeyim? Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifler zikretti hususlara ya. Şöyle söyledim. O da bana şöyle söyledi. Ya bunlar hepsi mecaz. Peygamber Efendimiz hissetti. Yani. Müşahede etti böyle geldi. Bir anda. Ya da bu kelimeler hepsi kullanıldı. Bu kelimeler kullanıldıysa yani zamansız bir boyutta bu kelimelerin kullanılması aklına mümkün mü? Ama zamanın bir hafta zafiliğinden falan. Bir hafta sonra bir harf geliyor mesela. Bunlar bir zaman, hacca gitme olayı var. İçerisinde olmak. Hacca gitme olayı var. He öyle bir kerametler var. Hacca gidip geliyor falan böyle 10 dakika. 10 dakikada yazsın. Mesela ama orada zaman uyuşması problemi olmuyor genelde. Ama bazılarında oluyor ya. Bazılarında zaman uyuşması problemi orada da var. Yürşer de selam mı? Anlaşılıyor. Mesela Kur'an'dan böyle yani İlk etapta en azından bile olsa, zahiren bile olsa aklı aykırı görünen bir keramet bir şey var mı yani? Bir keramet ve olağanüstü bir hadise Kur'an-ı Kerim'de. En azından ateşin yakmaması mı? Çünkü yok onlar şey değil, aklın imkansız yani adeten imkansızları demiyorum. Zaten çoğu adeten imkansız var. Kur'an-ı Kerim'de olanlar hepsi yani. Kur'an-ı Kerim'de yani. En büyük şeyden ötesi ürünün diriltilmesi. Aklın imkansız bir şey nasıl olacak? Aklın sen öyle diyorsun. Hani ben diyorum o yüzden zahiren dedim. Yok sen. Hani bize göre zaten şu anda İmam Gazze Gönül'ün eftinemizde olmaz böyle bir şey. Şey var mesela, o belki. Adeten demiyorum. Sen ilk etapta biri çıkıp hani bu da Kur'an'da aklın imkansızlarınız olmayacağını söylüyorsunuz kerametlerde ama hani Kur'an'da da var aklın imkansızlar. Diye rahat diyebileceği en azından. Tartışıp iptal etsek bile. İşte bunları da aklın imkansızları tamam o değil ama biz bize göre düşünüyoruz. Daha var ya. Kaşların düşmesi mi? Tecelli etmesi. Paramparça oluyor diyelim daha. Bu adeten. Adeten. Çok büyük bir aslında. Mahkeme gidebilir miydi ya? Dağ gördüm. Nasıl dağ gördüm? Tecelli etmenin şeysini. Kaleme tecelliler geçiyor muydu o? Kaleme tecelliler atmıyordum. Tamam tecelli. Çok ilginç tecelli kelimesi ve çok açık değerli, açık bir kelime değil. Hem Müslümanların dünyasında var mıydı tecelli kelimesi? Ben çok merak ediyorum yani. Yani Kur'an mı o içeriği bir miktar yeni getirdiğiyle soktu yani? Yani biz tecelli bunu kullanıyoruz artık da ama hani diyelim bir sahabe yani İbrahim Kaysa şiir çıkmış tecelli ile karşılaşıyor yani. Yani çok ilginç bir şey değil mi yani? Yani böyle çok doğal sıradan bir şey değil Kur'an'ın anlattıkları. Yani ilk nesil için bile sıradan değil. Yani biz modern dünyada yaşadığımız için değil. Hadislerden çıkar hocam hadislerden. Hadislerden çok çıkar. Daha çok çıkarma ihtimali var. Zahiren akli imkansızlık olarak görülen. En azından zahir seviyesi. Evet. Belki batını da öyledir. Eğer akli imkansızlık mümkün şeydir dersek. Yani akıl bir şey değildir falan. Yani. Olabilir mi?
Yok yok, anlamı değil değil. Nihai manasını söyledikten sonra lafızdan manaya şey. Neyse, bunlar üzerine düşünün. Sen de cevabını üzerine düşün. Yani bu keramet mümkün mü değil mi, böyle bir keramet? Bir veli böyle bir keramet sergileyebilir. Şimdi biraz sorularımıza geçelim. Biz en son şu soruyu işledik. Allah istese başka bir dünyada aklın yasalarını iptal edebilir mi? Resul başka bir dünyada aklın yasalarının iptalinin ne olduğunu iyice izah ettikten sonra böyle bir şeyin bir hakikat batıl olabilir mi? Doğru yanlış olabilir mi? Aynı şey. Akılsız bir şey hükmeden bir şey inşa eden bir şey değil akıl iradesiyle. Sadece böyle bir vasıta, gözünüz bir vasıta görmemizi sağlıyor. Ben mi yani o görülen şeyi gözüm mü inşa etti yani? Hayır. Göz sahibi olduğum için ışıkla beraber ben bir şeyi görme bilgisi oluşuyor. Yani görülen şeyin bilgisi göz vasıtasıyla nasıl bende oluşuyorsa akıl vasıtasıyla da nefs ülemindeki birçok hakikatle karşı karşıya kalabiliyor. Örnekleri keşfediyor ama aklı yasalarda inşa edilmesi. Yani bunu ben zaten zihinle yaklaştırmak için, yani odası zaten inkar ediyorum. Akıl öyle bir şey. Yani benim akıl ismini verdiğim şey böyle bir şey diyor. Yani sen bunu akılda deme, inşa edilen şey inşa edilmiyor. Yani ben 2, 2, 6, 4 ettiğini ben inşa etmiyorum. Benden bağımsız olarak o öyle. Yani ben var olmasam da o öyle. Öyle diyelim ben sana. Bunu böyle iddia edeceğiz gerçekten yani. Ben yokken 2, 2, 4 ettim. Ben yokken 2, 2, 4 ettim. Aynen öyle. Tamam. Olur olur. Tamam inşallah. Şimdi insan her şeyin ölçüsü müdür? Değil. Değil mi? Yani buna şeyin ölçüsü değil. Tamam. Şimdi biraz diğer tarafa geçiyoruz. Böyle aklı kabul etmeyen gibi demeyeyim de biraz daha ona aklı da kabul etmiyorlar ama genel olarak böyle hani dini de kabul edebilecek insanların dünyası bu. Hani postmodernizm. Yani din de iyi. Hani bilim de din gibi. Din de bilim. Bilim ne kadar makbul bir şeyse dünyamızda yer alması. Din de o kadar makbul bir şeydir. Ama bu bir bilim hakikat olduğu için veya din de hakikat olduğu için değil diyenler bakın. Kabul ediyorum. Şimdi bu adamların dünyasında biraz bunlar daha çok konuşuluyor. Şu ifadeler yani. Tamam. Yani din de böyle bir gerçekliği bize gösteren pozitivist ve aydınlanmacı değiller bunlar. 1950-60 sonrası gelen insanlar yani. Yok. İnsan her şeyin ölçüsü müdür? Peki niye böyle bir şey söyleniyor yani? Aslında orada insan her şeyin ölçüsü müdür? Akıl. Evet, akıl her şeyin ölçüsü müdür? So, insan yerine akıl. Tamam, kullanalım. Akıl her şeyin ölçüsü müdür? Doğru olur mu mesela böyle bir cümle veya soru çok bulanık mı deriz, ne deriz yani? Akıl yani, her şeyin ölçüsü müdür? Değildir. Zaten postmodernizmde bir ama ölçü hani, olmadı söylenmiyor. Bir şey olmadı. Zaten bir ölçü olmadı söylenmiyor mu şeyde? Evet. Postmodernizmde. İşte ölçü olmadı, bundan dolayı ölçü olmuyor. İnsan her şeyin ölçüsü gerekçe olduğu için diyor. Ölçü olmuyor. İnsanlarda değişik oldukları içinde bir ölçü yok. Olmuş oluyor değil mi? Aslında ortak yani, insan bir kabul edemiyorlar onu. Ortak bir seni insanı hepsi eşit seviyede aynı bilgiye muhataplar falan gibi kabul etmiyorlar. Yani akıl eşit seviyededir. Minimum akıl yani. Hani kuvveti değil de. Peki şimdi buradan biraz başlayalım. Doğru bilgi ve hakikat dediğimiz şeyler herkesin kendi inanç ve düşüncesine göre midir? Değildir. Değil. Yani diye bir anlam olsa küfüre düşer. Yani direkt tekfir edemezsek de hani Allah var. Hep biraz sorguladıktan sonra sıra yani, kaç arıyor fukahaya göre yani. Şey vardı önce evet. Böyle şey sorulduğunda işte doğru herkese göre değişebilir ama hakikat değişemez. Ha, öyle mi diyorlardı? Doğru bir lise seviyesinde tartışmalar. Öyle şeyler. Hani, ay ama hakikaten boş bir şey söylüyor. Hani hasılı yok buna. La hasil alem diye bazen hani bir sayfa bir tartışma anlatıyorduk. Senin dediğin la hasil alem. Buraya geliyor senin bütün dediğin hiçbir kavram karmaşası yaşamışsın. Çöp hepsi diyor yani. Sınav anlaştırıyorlar ya. Yani. Yani ne yeni bir şey söylemişsin tartışmaya dair. Ne doğru bir şey söylemişsin. Neresini söyler? Hani aynen la hasil alem ya. Doğru bilgi ve hakikat herkesin kendi inanç ve düşüncesine göre değildir. Burada insanların ortak olarak kabul ettiği mesela ahlaki kaideler falan üzerine evet, yürünebilir. Onlar da biraz tarihsel. Şimdi oraya geleceğiz yani. Bir şey örnekler olmuş. Yani tarihsel olmayan iki örnek yakalasak. İşte aklın yasalarıyla başlayacağız bize göre zaten. Dedi ki yani mesela çelişki tabii. Yasası. Hoş onu da tartışacak olanlar var da şu anda istemediğiniz kadar. Ancak hani bunlar sağduyu sahibi, insaflı, düşünen, ne dediğini bilen
Yani göstereceğiz onu artık, kabul etti etmedi, inat etti mi onun bir ve hasta da olabilir, ne yapayım ben adama yani çelişkiyi kabul et. Bunun gibi başlıyor. Peki doğru bilgi ve hakikat herkesin kendi inanç ve düşüncesine göre değilse şöyle bir sonuca çıkmış oluyoruz. Yani bizden bağımsız kendinde mutlak hakikatler var. Ve sadece bunlar var olmakta kalmıyor. Biz bunların bir kısmına da muhatabız ve biliyoruz yani. Yani bunların hepsini demiş olmamız gerekiyor bakın. Yani hani ilk başta siz bunları biraz öyle söylemekten çekiniyordunuz ama siz burada değildir deseniz bunları söylemeniz gerekiyor yani. Bir kısmına, hani hepsini demiyoruz zaten. Mutlak bütün hakikatlere sahibiz kim ne, böyle diyen biri yok zaten hiçbir yerde. Doğru bir bilgi ve hakikat o zaman insanların inançlarına, düşüncelerine göre bağlı değil. Peki o zaman insanlar neden bir şeylere inanıyorlar? Neden farklı farklı inançlara sahipler yani? Ya bu senin böyle dediğin kendinde sabit mutlak hakikatler var bir kısmı. Biz de biliyoruz falan. Neden diğer insanlar aptal mı yani, farklı zamanlarda farklı coğrafyada yaşamış bu kadar milyarlarca insan o senin dediğin şeyleri niye görememişler yani? Yani biz bir miktar da şüpheleniyoruz senin bu iddialarından arkadaş. Biri dese ne diyeceksiniz yani? Soru bu arkadaşlar. Bakın en çok karşılaştığınız şeyler bu. Aptal olabiliyorlar. Bu şey demedik mi zaten? Evet, aptallar. Ama böyle derste mi kaçtık? Evet, genelde çok böyle şey ikna olmaz yani. Hani ilk... senin, onlar da zeki, bilim üretiyorlar, medeniyetleri var, edebiyat yapıyorlar, hukuk sistemleri var, dünya hayatları senden daha sofistike. Ama işte ortada... Yani putperest toplumlardan tut da hiçbir taneye inanmayan Budistler, tanrı fikri olmayan farklı dinler. Yani çoğunluğu böyle şeye koyalım yani, o düşünmeyen bir kurba, aptal diyor. Düşünmeyen. Güzel, düşünmeyen. Yani ama düşün... onlar da gerçekten düşünmüyorlar cevabı olur mu yani? Bence şöyle düşünüyorlar yani, onlar da ama taklit. Başka bir şey cevap. Yani aşırı bir kapalı bir taklit. Kapalı bir taklit. Yani görüyor. Ama hepsini direkt taklit etmesi adeten imkansız değil mi yani? O ülkede 50 milyon insan yaşıyor. İşte yani o... hepsi birden aynı seviyede. Kalit hiç kimse aklı çalışmıyor, düşünmüyor. Hiç kimse sistemi sorgulamıyor. İşte sorgulamamasını sağlayan şeyler var. Ama bu çoğu için olabilir ama hepsi için olması biraz garip değil mi? Ama hepsi en azından 100 kişi düşünüyordur. Evet, mesela yani hani bütün akıl sahibi zeki düşünme kapasitesi ona insaflı insanlar senin medeniyetinde mi çıkıyor? Yani, hani bu gerçekten kabul edilemez bir şey yani. Yani böyle çok tatmin etmiyor açıkçası. Mesela yani düşünüyorlar ama yanlış şey düşünüyorlar. O evet, biraz iyi. Yani düşünüyorlar bunlar da. Bunlar da şahsiyetsel. Mesela hepsi şahsiyetsiz insanlar mı? Mesela şöyle düşünelim, bir şehir var, 1 milyon insan yaşıyor, hepsi beraber yalancılar. Komple sürekli yalan söylüyorlar. Böyle bir şey adeten imkansız arkadaşlar yani. Evet. Şey... değil mi yani? Hepsinin şahsiyetsiz, ahlaksız, insafsız insanlar olmalı. Yani hakikati göre göre inkar etmedi. Şey var ya, bu İbrahim Aleyhisselam'ın olayı var ya, Nemrut'un karşısına çıkarttı putları yıktıktan sonra. İşte diyor ya, işte senin ilahın ne yapıyor? İşte ölüyü diriltir. Evet. O da diyor, ben de yaparım diyor. Evet. Yani şimdi orada bu hitel kafir şeysi var ya işte. Evet. Hadi güneşi de basınak. Şimdi yani biraz onu da yapman bunun gerek gibi bir fark yok yani. Şimdi karşındaki en yönetici mesela düşünme noktasında zirvede olan birisi olarak kabul edilebilir yönetici. Evet. Evet. Ama düşünmüyor mu orada? Ha, evet. Düşünüyor. Düşünüyor. Ama kabul etmiyor. Yani orada sadece sen bile bile başka bir şeylere gidiyor. Bile bile yapıyor o zaman. Yani gerçekten mesela Amerika'da şu anda diyelim bir tanrıya inanmayanlar böyle bile bile mi inanmıyorlar yani? Ben bile gerçekten bile inanmıyorlar yani demiyorum yani. Milyonlarca insan düşünüyor, tartışıyor bu meseleleri de yani. Hani böyle hiç gündemlerinde falan yok da değil yani olay. Ama yani yok demek istediğim şey değil yani. Bile bile inanmıyorlar değil ama düşünmüyorlar. Düşünmüyor abi. Yani düşünmeden... Yani düşünmüyorlardan yani çok şey geliyor ya. Yüz binlerce kitap var şu anda Tanrı hani... bağlı tartışmaları. Hala sıcak bir tartışma. Felsefe ve din dünyası. Vakayı var yani, olmuyor. Din olayı var yani onlarda. Yani şu anda yani hakim bakıyor. Evet, aynen bu. İşte bunu değil. Düşünüyorlar. Düşünmüyor değiller ama hata etmişler. Peki gene şu soru, tekrar soru kendisini şey yapıyor. Hepsi de hata etmiş. Hani bir testlerini doğrusu. Evet. Kadar yani ne yapalım? Birileri düşüncesinden hata yapıyor. Hayır, hadi aynı anda iki taraf doğru yapıyor diyeceksin yani.
O halde yani bu da mümkün değil. Böyle desek akıl dairesinden çıkarız. Kesinlikle birileri doğru, birileri yanlış yapıyor. Hidayet Allah'tan yani. Evet, hidayet Allah'tan, ne yapalım, birileri düşünceleri yanlış yapıyor. Bir de şöyle bir şey, yani toplumsal olarak orada 100 milyon insanın hepsi beraber yanlış yapıyor da değil aslında. Yani soruyu ben böyle söyledim ama onların belki 1 milyon 500 bin tanesi bir sürü bizim doğrularımıza ortak. Hatta bizim doğrularımıza çok yakın bir seviyeye gelen oradan çıkıp bizim tarafa geliyorlar. Yani hiç düşünmeyen yok değil. Yani o kadar da böyle şey mesele değil yani. Ama büyük çoğunluğu insanların düşüncelerinde hata yapıyor veya hiç düşünmüyor olabilirler mi? Evet, bunda imkansız hiçbir durum yok. İnsanların büyük çoğunluğu çok basit toplumsal doğrularda, ameli doğrularda medya tarafından kandırılıp yanlış yapıyorlar zaten. Yani bunlar bildiğimiz şeyler, insanların büyük çoğunluğunun bir sürü basit şeylerde yanlışa düşmesi ve dalalet peşinde sürüklenmeleri, kendilerine yazık etmeleri yani. Dünya hayatında bir de karşılaştığımız bir şey de olsa bu şaşırılacak bir şey değil yani. Birileri yanlış yapıyor, evet, ve birileri de doğru buluyor. Amerika üniversitelerinde profesör olup sonra Müslüman olanlar da var yani. Tamamen ateist, başka bir dinden falan, din karşıtı, sonra okuyor, araştırıyor, düşünüyor, Müslüman oluyor. Böyle bir sürü örnek var. Yani nadir de olsa var yani, ya çok çok az da olsa var. Böyle olmayan %1, %2, %3, %5 falan var yani. Büyük çoğunluğunun hakka tabi olmaması, hak diye bir şeyin olmadığı ve ulaşılamayacağına delil asla kılınamaz. Mantıksal bir tutarsızlık var burada yani. Tamam? Böyle cevap vereceğiz. Yani hiç şeyimiz yok yani, güvenimiz tam yani bu konuda. Yani bunlar çünkü getirilen argümanlar boşluklu yapılan. Ya doğru değil, yani %100 doğru değil dediği, yani bütünü kapsamıyor gerçekten dediği, büyük çoğunluğu dizide akli bir geçiş yok buradan buraya. Sen buradan bir yere çıkamazsın, sana ekmek yok yani. %95 insanlar düşünmelerine rağmen Tanrı'nın varlığında bir yere ulaşamadık dediler. Veya da yok olduğu kanaatine vardık dediler. Bu Tanrı'nın var olduğunun bilgisinin elde edilemeyeceğini ispat etmek anlamına gelir mi? Böyle bir şeyin yaşanmış olması. Asla. Hiçbir akli gerekçe yok yani şu ikisi arasında. Şu iki cümle arasında akli bir bağlantı yok yani. Tamamen boş bir şey yani. Hiçbir ispat edilebilecek bir şey değil yani. Dolayısıyla insan her şeyin ölçüsü değildir dedikten sonra biz birçok hakikatin var olduğunu ve bunları bildiğimizi söylüyoruz. Yani istersen bunlara bağlı ol, ister inan, ister inanma. İnanma peki iradi bir şey midir? Evet. Yani hakikati bilmek iradi bir şey değildir düşündükten sonra. Düşünürüz, tefekkür eder. Tefekkür edenler doğru bir şekilde tefekkür edenler ulaşlar. Acele edenler, tefekkürünü doğru yapmayanlar, efendim başka ön yargılarına tabi olup heva hevesine tabi olanlar ulaşamayacaklardır bazı hakkı hakikatlere. Bundan daha tabii bir şey olamaz zaten. Peki bu ruhbanlar mesela, onlar nasıl ulaşmışlar? Hidayet yanlış düşünüyorsun. Mesela Budistler, ruhbanlar böyle hani böyle dünyadan da ele teşkil etmiş, kendisine hakikat arayışında koyulmuş böyle yüzlerce, binlerce böyle kendini buna hani heva hevesine tabi olmamış gibi düşündüğümüz zahire efendim. Heva hevesi biz hemen şehvat-ı nefsaniye zannediyoruz yani. Yemek içmek, bedensel hazlar. Öyle değil ki, heva hevesi çok kompleks bir şey. Biraz İmam Gazali okusa heva hevesinin ne olduğunu falan insanı hisseder yani. Aklına karşı kibir, ucub, kendini beğenmek, bir şeylerin, vehimlerinin peşinden koşmak, hemen tenliyle hareket etme, bunların hepsi yani. Biz gördüğü bir hakikate sadık olmak, bu mesele bir sadık olma zamanı heva heves oluyor bu mesele yani. Diyelim. Acele etmek bir hevai hevestir mesela hakikat arayışında. Diyelim. Bilmediğim bir şey bilmiş gibi davranmaya çalışmak, ön yargıya bağlı kalmak, taklit etmek hevai hevestir yani birçok yerde. Akaide dair taklit etmek yani. Bunlar da hevai. O Budistler, o ruhbanlar falan filan hepsi hevai hevesinin peşinden koşuyorlar resmen. Oldu şimdi. Tabii ki yani. Koşuyorlar. Hevesi çok kompleks bir şey yani. İnsan çok kompleks bir hakikati var insanın gerçekten. Yani. Evet. Evet, çok pis bir hava yani. Tamamen taklit yani işte. Taklit ve şey. Hakikat fikri tarihsel midir? Değildir. Ya tarihi aşan, tarih üstü hakikatlerin var olduğunu düşünüyoruz biz değil mi? Yani tarihsel olması şey değil mi? Yani ben bildiğim tarihsellik manasına gideceğim. Şimdi, gittiğim için cevap verdim de. Tarihselliğe yani biraz girdi. Tarihselliğin çok üst perde tartışması yani. Felsefenin kendisi tarihseldir demek istiyoruz biraz. Bakın hakikat mesela çelişki yasası bir hakikattir. Diyoruz ya, çelişmezlik yasası. Hı-hı. Değil mi? Bir şey aynı anda var ve yok olamaz diyelim.
İşte bazı şeyler mümkün, bazı şeyleri de aklen zorunlu, bazı şeyleri de aklen imkansız gibi bir sürü yargılarımız var. Bunlar üzerine inşa ettiğimiz. Bir çokluk var, çeşitlilik var, bir dünya var, bir şeyler var yani. Elma var, armut var ve ayrı şeyler bunlar falan filan. Bu gibi birçok hakikat var. Ben bunlardan bahsetmiyorum şu anda bakın bu soruda. Hakikat fikri. Yani genel olarak külli hakikat diye bir şey alın. Yani bunlar yani hakikat küllisinin cüzleri gibi diye düşünün, cüz'ileri. Yani böyle hakikat diye bir şey var dünyamızda. Yani bazıları hakikatin peşinden koşar. Abi hakikat, sen hakikatin peşinden. E yaptı ya bana ne hakikatten ben. İsmail Hazlar, matalarım falan. Hani demek ki böyle hakikat diye bir tartıştığımız, yani düşündüğümüz bir şey var. Böyle bir fikrin bizim dünyamızda olması. Mesela bunun kendisi böyle biz bir tarihin belli bir döneminde yaşadığımız için olduğundan olmasın yani bu. Hani birileri normal biz yaşarken böyle pratik olarak hukuk sistemimiz, yiyoruz, içiyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Doğal varlıklarız, hayvanlar gibi falan. Ama biraz daha kompleks canlılarız falan. Bir şekilde böyle bir oradan biri bir boşluk bulmuş. Böyle bir siyasi bir manipülasyon, bir şeyler yapmış. Abi felsefe diye bir şey var, hakikat diye bir şey var, din var. İşte şu fizik alemin ötesinde bir şeyler var, onlara ulaşalım diye böyle bir hayatımıza bir anda böyle garip bir kelime soktu yani falan. Yani biz de hani o 2000 yıllık tarihsel tevarüsün son böyle halkasıyız. Biz de etkilenmişiz. Yani kendimizi bunları tartışırken 25 yaşında bulmuşuz. Yani bize denmedi çocukken abi hakikat fikrini kabul ediyor musun etmiyor musun bir şey denmedi yani. Biz zaten eğitimimizi bu mevcut hakikat fikrinin var olduğu bir zeminde aldık yani. Şey eserleri bunun için yazılmıyor. Haybin yapsan falan. Böyle bu fikri çürütmek için mi yani? Çürütmek için değil. Evet, ha böyle şeyleri şey yapıyor anladım. Yani, kompleks yapı oluşmadan ben çocukken dedim 12 yaşında Haybin Yatsan'ın çocuk romanı şeklinde onunla karşılaştığım için ben şu anda hakikat var mı yok mu diye tartışıyorum mesela. Aslında ben o Haybin Yatsan'ı yazan kişi de önceki nesillerden etkilenmiş. Halbuki o da etkilenmiş olsaydı böyle hakikat hakikati arama diye bir fikri olmayacaktı İbni Tufeyn'in de. O kitabı yazmayacaktı. Bana da o kitap gelmeyecekti. Dolayısıyla ben yani doğal bir varlık olarak yani hayatta kalma içgüdüsüyle daha fazla hazlarımı maksimize etmek. Buna psikolojik hazlar da olabilir, bedensel hazlar da olabilir. Maksimize etmek, zararlarını minimize etmek üzere kurulu bir sosyal hayatta devam edip ölüp gideceğim doğal bir varlık olarak yani. Hani bu hakikat fikri tamamen bize dışarıdan birinin bize böyle bir oyun kurduğu bir oyun, tarihsel bir şey. Ha işimize yarıyorsa gene yapalım. Hakikatçilik oyunu oynayalım. Yani hani bizim daha fazla hayatta kalmamızı sağlayacaksa birbirimizi kırmamız. Atıyorum 10 sene bize hakikat fikriyle şey yapacaksa birbirimizin malını çalmayacağız. Birbirimizi öldürmeyecek. Yani bu açıdan işimize yarayacaksa bu fikri de tedaviyle sokalım. Yani ona da biz evet diyoruz ama hani kalkıp kimse ama bu hakikat fikri kendinde bir hakikat var olduğu için bizde bir hakikat söylemi ve hakikat arayışı fikri var falan demesin ama yani. Dese biri ne dersiniz? Karşınızda böyle konuşuyor. Yani buna benzer. Bu da biraz sofistike. Ben çok kuvvetli takip ettim de. Daha basit formları yani. Hakikaten değişik işte Platon, Aristo'nun uydurduğu şeyler, sonra İslam felsefesinde kelam da zaten onlardan aldı. Kur'an da zaten önceki semavi dinler. Biz nereden bilelim Yahudiliğin aslını, önceki kitapların diğer bu felsefelerle bu hakikat fikrini ortaya koyan belli beşeri düşüncelerle belki işimize yarayacak diye ürettikleri, tarihsel bir fikirden etkilenmediklerini nereden bilelim? İşte Hazreti Peygamber de bunu iyi okudu yani. Hani tarih sahnesinde iyi bir aktördü yani o da. Tarihe yön verecek. Ve bunu okudu. O da bu fikirle, bu araçtan yararlanarak sosyal düzeni kurmak için devreye girdi yani. Pavlus gibi o da nasıl Roma İmparatorluğu'nu komple Hristiyan bir medeniyete dönüştürüyor falan. Büyük bir tarihsel aktör yani. Olayı okumuş yani. Yani putperestlik ondan sonra şey Yahudilik falan din meselesini okumuş ve bir fikir sunmuş piyasaya. O fikir de kabul görmüş ve 200-300-400 sene sonra komple Roma İmparatorluğu Hristiyanlığa dönüşmüş ve biz 1500 yıldır Hristiyanlık medeniyetinin devamını yaşıyoruz falan. Tarihsel aktörler bunu iyi okudukları için bize böyle şeyler sundular yani. Şunları bağlayalım öyle diye. Bilgi dolayısıyla hani biz bunu biliyoruz bilmiyoruz falan diyoruz ya. Aslında iktidarın, bu da başka bir versiyonu. İktidarını korumak için felsefecilerle falan işbirliği yaptılar. Bize böyle bir avlama, diğer insana koyansınlar. Devre bir hakikati arama, hakikat fikri falan enjekte ettiler. Bunu da din gibi böyle daha mistik bir şeyle de süslediler. Daha böyle ulaşılma sırlı, sırrın verdiği merakı da kullandılar bu araçları. İnsanı yoğuyan bunlar iyi pragmatistlerdi yani. Ve iktidarın ürettiği bir şey. Yani bilgi aslında kendinde bir içeriği, bir nesnelliği yok. Şey yani bugün başka bir yana. İktidar neye doğru diyorsa o doğrudur yani.
zaman çok kaypaklık olması lazım. E evet, öyle zaten. Vardır, evet. Yani şu anda öyle zaten şu anda da. Hani bu böyle bizim iltizam etmeyeceğimiz bir lazım değil yani. Yani bu genişte iktidar dediğim Müslümanlar olduğu için yani din mukaddesatın bir miktar değeri var toplumda. Hani kimse böyle kalktı mukaddesatlara küfür edersen bu toplumda tutunamaz. Dışlanır, hapse atılır, öldürülür yani falan. Değil mi? Açıkça şu anda Türkiye'de bakın en layık en şey ülkelerde. Çünkü iktidar bir miktar Müslüman yani değil mi efendim? Dolayısıyla hani bu bilgi dediğimiz, hakikat dediğimiz şey böyle iktidarın ürettiği yani iktidarını korumaya devam etmesi için belli odaklarla, araçları iyi bilen kurt adamlarla toparlanıp beraberce kurdukları bir oyun olmasın bize yani. Olsun. Din fikri dahil yani hani devlet dini kullanır ya ayakta kalmak için falan. Bu işte yani. Olsun ne olacak? Olsun ne olacak olursa biz de etmişin delikleri aslında bir yanılsamanın içerisindesin yani. Böyle mi sen? Yanılsıyormuşum. Böyle diyecekler arkadaşlar. Sizi dinleyelim. Sizce birkaç şey söyleyin. Sonra devam, gelecek hafta daha çok sizi buluşturacağım. Bu konuda güzel. Olamaz. Yani hepsiyle işbirliği yapmışlarımız. Bitirelim. Güzel. Ben de öyle düşündüm ilk başta ama şöyle geliyor. Sen medya bir manipülasyon yapıyor ama bütün dünya ona kanıyor ilk başta. Evet. Uzun bir sekali. Belki bu uzun süre hani bir 5 yıla yayılmamıştır da mesela 500 yıla yayılmış bir yanılsama. O kadar ki takip edemiyoruz fertler büyük oyunu. Hakikat fikir tarihsel yani o açıdan. Yani biz 2000 yıllık bir tarihsel bir oyunun içerisinde olduğumuz için geriye dönemiyoruz. Ömrümüz bitiyor. Tam ne olup bittiğini fark etmeye başlıyoruz. Biz ölüyoruz. Yeni fertler aynı problemi sıfırdan başlıyorlar. İşte mesela imana geliyorsa abi yuttuk. Sen ona iman et. Biz ona teslise iman ediyor. Hani bunun şeyi olmaz. Ben onu kendime yakın görüyorum diyecek. Tarihsel sürecimde yani. Ben de Hristiyan geleneğin devamıyım. Orada da güzel ahlaki şeyler var. Gayet insancıl şeyler var. Diyecek yani. Diyecekler yani. Yani hakikat birilerinin yani kurtarılmasını beklediği bir şey mi ki yani? Hayır. Yani herkese birden o anlaşmayı yapmış olmaz yani. Tamam bu bir araçtı. Bu olmasa da gene olur. Hani hakikat fikrinin tarihselliği iktidarın özel olarak bir manipülasyonla ürettiği bir şey olması gerekmiyor. Yani biz nesil ve nesil eğitimler alıyoruz. Bu aldığımız eğitimlerden etkilendiğimiz için o çerçevenin dışına çıkamıyoruz zaten. Ne her gene hani işte hakikati arayalım falan demeye başlıyor. Yani her biraz ilim öğrenelim. Değil mi? Öyle değil miyiz yani? Hakikat fikri tarihsel değildir diyorsanız değildir diyoruz. Yani hakikati arama, bir hakikat var ve biz bununla bir şekilde biraz temas halindeyiz, daha da arttırmak istiyoruz diye böyle kaygılarımız ve yolculuğumuz var şu anda yani gerçekten. Yok mu hani sohbetlere geliyoruz dermiyor mu bunlar? Bunlar yaşadığımız şeyler, kendi yaşadığımız şeyler. Birileri de bunun da farklı versiyonlarını yaşamıyor değiller. Yani adam işte ideolojiyi diyelim, komünizmi, sosyalizmi, emeğin üstünlüğünü inşa edecek bir toplum diye, hakikat diye onu biliyor. Ömrünü o yolda harcıyor bakın. Hani bizden daha ihlaslı, daha samimi bir şekilde yapıyor. Gazete dağıtıyor o metrobüsün orada. 19-20 yaşında o soğukta yani. Niye? Diyor ki bu sistemde büyük bir batıl var diyor. Emeğin diyor, adaletin tesis edileceği bir sistem için benim kendimi feda etmem lazım diyor bu hakikat yolculuğunda diyor. Sadık kalıyor yani inandığı hakikate. Hani böyle nerede var? Onlarca versiyonlar var. Bunlar. O zaman inanmakla çok alakalı. İlginç bir hadise var dünyada şu anda. İnanmakla alakalı bir şey mi? İşte eğer mesele imansa yani bu tercih meselesi mi? Aksiyomatik bir şey mi? Yani ben bu aksiyomları kabul edince bu yoldan gidiyorum. Sen de bunları kabul ettin. Bu yoldan gidiyorsun. Hani sen yani başta diyelim emeği hakikat olarak belirledin böyle ama İslam dinini hakikat olarak belirledin. Şimdi tasavvufa giriyorsun diyelim mesela. Ya çok şey sorular bunlar arkadaşlar. Ve gençler gelse ama kafaları karışık olacak. Böyle şeyler diyecekler. Hocam yani bunlar da gayet iyi şahsiyetli, ahlaklı, insaflı insanlar. Yani bunları göremiyor mu senin gördüğün hakikati diyecek. Ama cevap aramamız yani bizim kendi içimizde kendimizi tatmin edecek cevaplarımız olabilir. Ama bizim burada yapmaya çalıştığımız şey o değil. Yani o da bir miktar ama eğer varsa sorularımız problemlerimiz. Yani biraz üzerinde düşünelim. İnşallah gelecek hafta devam edelim. Son soru. Bu soruyu düşünelim çünkü bu soruyu iki soruya cevap vermeniz lazım. Bir, keramet mümkün müdür değil midir sizce bu keramet? Yani veya başkalarını da bulursanız bir iki tane getirebilirsiniz. Hadiste abi zahiren bu aklen de imkansız görünüyor. En azından zahiren. Yani çok zorlamamız lazım lafızları. Tevil etmek istiyorsan falan diyebileceğiniz bazı hadislerde veya da Kur'an'da bulursanız onları da getirin. O bir kerametle imkan meselesi. Bir de hakikat fikri tarihsel midir? Yani bu az önce 20 dakika takrir ettiğim anlatımlara
nasıl bir pozisyonda durarak cevap veririz yani? Hani bu sosyal bilimler bir gerçeklik üretiliyor, felsefeler değişiyor sürekli, kimsenin dediklerine uymuyor falan yani. Bu curcuna içerisinde biz ne kadar böyle emin olabiliriz? Biz hakiki değişmeyi duruyoruz da diğer bütün onlarca büyük fırka, medeniyetler, ilimler, fikirler, teknoloji üretenler bizden ayrı yani. Hatta biz şu anda hakim değiliz yani bir şey. Onlar hepsi baltanın içinde, biz falan hakkız yani. Bu böyle çok tatmin etmiyor direkt böyle biz sabla geldiği zaman. Evet ya da hayır diyeceğiz. Tabii evet ve hayır diyeceğiz, sonra açıklama yapacağız yani. Evet desek diyerek bir fark olacak. Evet diyelim yani, yöntem olarak bunu belirleyebiliriz. Daha fazla yani anlamak için evet diyelim, onu sonuna kadar gidelim. Ne çıkacak? Yani tarihsel de desek, evet desek, bir nevi biz kendimizin de o tabii ki kabul etmiş olmak. Evet yani biz de tarihseliz yani, kendinde hak olan bir şey yok yani. İslam hak olduğu için değil, hani tarihsel olarak bizim kimliğimizi oluşturan bir unsur hani böyle. Hani böyle kimlik meselesi olarak. Pratik faydaları olduğu için biz Müslüman kalmaya devam ediyoruz yani. Ama gaybi çok mesele var yani. Şimdi bunlar var, evet. Şeyden... Ya çok genel ama gaybden önce yani çok genel, hani böyle Allah'ın varlığından çok daha genel bir şeyden bahsediyorum. Mesela bırak hani ahiretin varlığı, işte orada cennet var, cehennem var, Allah'ın varlığı da yani, Allah'ın varlığı da hakikatlerden bir hakikat. Ben de hani bir hakikat var ya, onun peşinden koşuyoruz. Fikri acaba bizim böyle bir tarihsel şeyden aldığımız, bir eğitimle aldığımız yani tevarüz, gelenekten tevarüz ettiğimiz bir yanılsama olmasa, biz gayet doğal varlıklarız yani. Diğer canlılar gibi genetiğimiz ya, yaşıyoruz. Şey yani evrimle de, düşünsene bir de bir insan evrime inanıyor. Aynı ha, evrim ona inanmaz, böyle destekliyor, motor etkisi yapıyor şu fikre. Hadi de doğal canlılarız. Hayatta kalmak için farklı sistemler geliştirilmiş tarihte. Bu sistemlerin bir kısmında din ve felsefeler yani. Falan. Medeniyetler, edebiyat, sanat. Bunların hepsi böyle hani insanın şeyini, canlılığındaki hayat kalitesini, hayatta kalma şeyini, kalitesini arttıran böyle unsurlar yani bunlar. Yoksa biz doğal varlıklarız. Yani bir gerçeklik varsa o da bizim doğduğumuz, şu anda yaşıyor olduğumuz ve öleceğimizdir yani. Hani başka da bir şey yok. Tamam, burada duran vahir ve duran vahir.